Çünkü milyonlar bunu bekliyor. Aşağı yukarı 7 milyon, 7,5 milyon asgari ücretli bunu bekliyor. Veriler güzel, ara zam yok dedi asgari ücret için. Ara zam kimden diyor? Kendi maaşları olunca çok güzel arttırıyorlar, değil mi? Asgari ücretliye yok, emekliye erken dedi. Şu an her şey için çok erken. Temmuz'u bekliyoruz. Milyonlarca emekli ve asgari ücretlinin maaşı enflasyon karşısında eridi. Açlık sınırının altında kaldı. Bir ümitle beklenen ara zamma kapı kapandı. Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan üstüne basarak bir kez daha altını çizdi. Ara zam kimden diyor? Galiba sormuştuk bu soruyu. Ara zam yapılmamasını enflasyona bağladı. Veriler iyi geliyor dedi. Şu ceviz neyse aynı şekilde devam ediyor. Verilerimiz oldukça güzel gidiyor. Enflasyonla ilgili. Ara zam şu an gündemimizde. Bakan Işıkhan emekliye zam ve refah payına da değindi. Şu an her şey için çok erken. Temmuz'u bekliyor. 8 bin lira alan var. 8 bin lira. 8 bin lira, 9 bin lira alan da var. 64 yaşındayım ben. Bunca seneden beri böyle bir eziyet görmedim emekliye. Bakın şunu hatırlatayım. Vedat Işıkhan memur için, emekli için diyor ya, emekliye zam ve Temmuz'u bekleyelim. Bir dakika. Bir dakika. Enflasyondan doğan zam hakkım var benim. Onu zaten alacağım ben. IMF'nin o gizli kapaklı anlaşmanızda umarım memura da özür dilerim, emekliye de enflasyondan doğan o zam farkını vermeyin diye bir telkin yoktur umarım. Bunu demek istememişsinizdir uyarım. Çünkü Temmuz ayı geldi de emekli bilir ki enflasyondan doğan zam hakkı varsa o benim cebime girecek. Ha, asgari ücret için zam yok dedi. Her şey güzel gidiyor dedi kendine göre. Özel sektör yapar mı zam? Yani asgari ücrete zam yapılmadıktan sonra özel sektör de yapmaz. Ama yapması gerekiyor. Mağduriyetler çok fazla gerçekten. Çünkü birazdan zamları anlatacağım sizlere. Köprülere zam geldi. %50 oranında ortalama. Nasıl altından kalkacak? Köprüye zam geldi demek, her şeye zam geldi demek. Nakliyeden bahsediyoruz, ulaşımdan bahsediyoruz. Şimdi asgari ücret bu şekilde. Bunu öncelikle vermek istedik. Ekonomi haberi birazdan izleyeceksiniz ama Ankara'nın puslu havasına gitmeden önce, çünkü böyle acayip kara bir hava var. Ve önünüzü göremiyorsunuz Ankara'da. Demiş ki Ayça Hanım, ya şunları kim mağdur ettiyse çıksın özür dilesin, kapansın şu konu, mağdurum da mağdurum demiş. İnsanlar gerçekten kimileri inanmak istemiyor. Gelelim.